Değerli izleyenler, şimdi yine önemli bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Adem Metan bizlerle birlikte. Kendisi Ukrayna'daki evde, bir gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız. Oradaki son gelişmeleri dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Kiev'de son durum nedir? 12. güne geldik. Rusya gitgide yaklaşıyor deniliyor. Oradaki atmosferle birlikte başlayalım dilerseniz. Kiev'den Bağımsızlık Meydanı'ndan İstanbul'a selamlar gönderelim. Tabii son birkaç gündür buradaki atmosfer oldukça sert, insanların psikolojisi oldukça yıpranmış demek herhalde yanlış olmaz. Kiev merkezin dört bir yanının barikatlarla donatıldığını söylemek mümkün. Biraz sonra da sizlere hem checkpoint noktalarını hem de oluşturulan barikat noktalarını aktaracağım. Ama öncesinde gözlemlerimden bahsetmek isterim. Büyük bir Rus ordusunun Kiev'e yaklaştığından söz ediliyor. Doğru. Özellikle İrpin bölgesinde sıcak çatışmaların olduğunu, dün birçok basın mensubu arkadaşlarımızın da bu bölgede çatışma içerisinde kaldığını, bizim de bu arkadaşlarımızın içerisindeydik. Dolayısıyla Rus ordusu havaya dronlar kaldırıyor, görüntüler tespit ediyor. Atış yapacağı noktaları belirliyor ve sonrasında Ukrayna tarafına, İrpin'den atışlar gerçekleştiriyor Kiev tarafına. Şunu söylemek lazım, bugün bir ateşkes söz konusu ama ne kadar sürer bilinmez. Çünkü bir önceki ateşkeste pek fazla kalıcılık söz konusu değildi, gerçekleşmedi. Dün İrpin'de bombalarla imha edilmiş bir köprünün altından tahliye edilen sivil vatandaşlar vardı. Ve bu sivil vatandaşların geçtiği esnada maalesef Rusya tarafı ve Ukrayna tarafı karşılıklı olarak bomba atışlarına devam ettiler. Bu bölgede hemen bizim yanımızda iki vatandaş hayatını kaybetti. Bu da hem ulusal hem de uluslararası basında geniş bir yer buldu. Bazı basın mensubu arkadaşlarımız da burada çatışmanın içerisinde kaldılar. Bizim aracımız kurşunlandı. Dolayısıyla buradaki gerginlik her geçen dakika devam ediyor. Peki akıllardaki soru şu: Rusya Kiev Bağımsızlık Meydanı'na girecek mi? Böyle bir işgali görüntüleyecek miyiz? Biz buradaki medya mensubu arkadaşlarımızla bir durum değerlendirmesi yaptığımızda, buradaki basın mensubu arkadaşlarımızla bir durum değerlendirmesi yaptığımızda şunu söylemek mümkün. Eğer Ukrayna isterse bu akşam Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'nda bu görüntüyü verebilir. Bunun için tek yapması gereken şey istemesi. Çünkü Kiev'e yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafede şu anda. Yani Kiev'in merkezine, ki zaten İrpin'de Kiev'e bağlı, 15-20 dakikalık bir mesafede kontrollü bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Hem havadan hem de karadan yaptığı gözlemler ve atışlarla da Ukraynalı, hem Ukrayna'nın profesyonel ordusunu hem de milisleri zaman zaman püskürtüyor. İlerleyen günlerde bakalım neler göreceğiz. Tren garından bahsetmek gerekir. Buranın şu anda dışarıya açılan tek kapısı Kiev merkezde bulunan tren garı. Ve bu tren garının içerisinde binlerce vatandaş var. Ve bu vatandaşlar kimi zaman bilet bulabilirlerse bilet, ya da tren hareket halindeyken trene işte yasal olmayan yollarla binmek kaydıyla ülkeden kaçabilecekleri tek nokta orası. Tren garının etrafında binlerce terk edilmiş otomobil var ki Kiev'in çeşitli noktalarında da bu görüntüleri görmek mümkün. Şimdi yayını kapatmadan önce size buradaki checkpoint noktalarını göstermek isterim. Evet, bu araçlar şu anda kontrol ediliyor. Bakın, Kiev'in merkezindeyiz ve kum torbaları, betonlar, askerler yine görüyorsunuz burada çok sayıda. Ve yine hemen bu bölgede yine büyük demirler var. Olası bir durumda lastikli zırhlı araçların geçmesini engellemek için çiviler, tellerle oluşturulan bir yöntemle, sistemle bu şekilde Kiev'in merkezinin en azından korunması sağlamaya çalışılıyor. Sayın Adem Metan, duyabiliyor musunuz buyurun bizleri? Buyurun. Şimdi
Şu an tam da meydandasınız ve burada aslında askeri olarak oradaki güvenlik güçlerinin aldığı önlemleri görebiliyoruz. Peki ara sokaklara girdiğimizde ara sokaklarda, Ukrayna sokaklarında onlar sokak savaşlarına hazır mı? Orada da böyle benzer görüntüler var mı? Barikatlar var mı mesela? Ya şunu söylemek lazım. Burada daha fazla meydanlarda ve ana yollarda bu tarz etkinlikleri, organizasyonları görmek mümkün. Ara sokaklar kısmen daha boş, daha sakin. Fakat şunu söylemek lazım, zaten Kiev'de artık çok fazla insan kalmadı. Yani hayalet bir şehirden bahsediyoruz demek de herhalde yanlış olmaz. Çünkü insanların büyük bir bölümü şehri terk ettiler. Kalan erkekler ise orduya katıldılar. Örneğin bugün sokağa çıkma yasağı yok şu anda ve bir ateşkes ilan edilmiş durumda. Ama buna rağmen şu an herhangi bir insana, herhangi bir canlıya ulaşmak çok zor. Peki o zaman sivillerin tahliyesi en azından Kiev için tamamlandı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kiev'de şu anda tahliye olmak isteyen tüm vatandaşlar elçilik tarafından, büyükelçiliğimiz tarafından buranın dışına gönderildiler. Fakat hala bazı çatışmaların olduğu bölgelerde vatandaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın olduğunu az sayıda da olsa söylemek mümkün. Fakat burada da Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın gerçekten çok ciddi bir seferber olduğunu görüyoruz. Bütün diplomatik kuralları işletmeye çalışıyorlar, yürütmeye çalışıyorlar. Her noktada iletişim kurmaya çalışıyorlar. Zaman zaman bölgedeki vatandaşların da destekleriyle gerçekten Dışişleri Bakanlığı bu anlamda önemli işler yapıyor demek mümkün. Diğer medya mensubu arkadaşlarımız da zaten bu konuda hemfikirler. Sayın Adem Metan, çok önemli bilgiler de paylaştınız bizlerle. 15-20 dakika mesafede dediniz Rus güçleri. Hani gerçekten evet, çok kısa bir süreden bahsediyoruz. O zaman bu gece orada özellikle Kiev'de herkes tetikte midir ve sizce bu gece artık o kadar az da bir mesafe kaldıysa, mesela siz gördünüz mü o birlikleri, Rus birliklerini? Hani ilerleyişleri devam ediyor mu? Bu gece kesin gelirler mi sizce? Yani bizim Rus birliklerini görmemiz tabii mümkün olmadı ama onlar bizim çok yakınımızda bulunan noktalara atışlar gerçekleştirdiler. Şunu söylemek lazım. Rus birlikleri İrpin'i neredeyse tamamen ele geçirmiş durumdalar ve kontrolü tamamen onlarda diyebiliriz artık. Dolayısıyla İrpin'den burası 15-20 dakika. Bu saatten sonra artık tamamen Rusya'nın burayla ilgili düşüncesine bağlı. Yani Rusya gerçekten Kiev merkezde, bağımsızlık meydanında böyle bir görüntü vermek istiyor mu? Buraya gelmek istiyor mu? Bir sokak çatışmasına girecek mi? Yoksa İrpin bölgesinde kalacak mı? Yani Kiev merkeze gelir gelmez, gelebilir mi gelemez mi sorusunun çok ötesinde, bu tamamen artık Putin'in isteyip istemediği ile ilgili bir durum. Peki bir yandan bağımsızlık meydanını da ve o barikatları da tekrar görebilmemiz mümkün müdür Sayın Metan? Şöyle yapacağım. Biz de yavaş yavaş tahliye olmak üzereyiz. Ben de o bölgeden biraz uzaklaştım. Hı hı. Evet, gördüğünüz gibi kimse yok. Boş bir şehirden bahsetmek herhalde yanlış olmaz. Sadece gazeteci arkadaşlar var. Ama mesela az sayıda... Ukrayna güvenlik gücü de yok. Aslında varlar. Fakat onlar özellikle bu meydanda çok fazla kalabalık bir görüntü vermek istemiyorlar benim anladığım kadarıyla. Çünkü bütün basın mensupları bu noktada kalıyoruz. Kaldığımız otelin bütün camları neredeyse kamerayla dolu. Burada sadece belirli noktalarda askerlerini görüyoruz. Ama biraz daha kenara çekildiğimizde çok daha ağır araçları, zırhlı araçları görmek mümkün. Peki artık karar Rusya'nın kararı. Hani Kiev'e kadar gelip gelmeme kararı dediniz. Orada işte Ruslardan olabilir, Ukraynalılardan olabilir, aldığınız bu yönde duyumlar var mı? Yani şu anda bu konuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Excuse me. Bir yandan köpekler de geliyor, sürekli bomba arıyorlar. Evet, meydan burası. O yanınızdaki de metro girişi mi? Evet, doğrudur.
Orası da bir saldırı anında sığınak olarak kullanılabiliyor, evet, değil mi orası da? Evet, sığınak olarak kullanılıyor. Şu an yayını kapatmamı istiyor askerler. Dolayısıyla yayını kapatmak durumundayım. Adem Metan, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Her şeyden önce sizlerin de güvenliği, hem verdiğiniz bilgiler için hem de canlı canlı gördük meydanı da. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkürler. İstanbul'a selamlar. Değerli izleyenler, ki evden hem de Bağımsızlık Meydanı'ndan canlı canlı ekranlarınıza getirdik. Gazeteci Adem Metan anlattı. Kiev tamamen hayalet şehre dönmüş durumda dedik ki, görüntülerde bizler de gördük. Bağımsızlık Meydanı'nda dahi barikatlar kurulmaya başlanmıştı. Rusya çok yakında dedi, 15-20 dakika mesafede dedi. Gerçekten durum çok kritik diyelim. Bağlantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz.